Star Trek 3. sezon 8. bölüme geldik. Birazcık ara geldi yine araya. Çünkü neden Valhalla çıktı o arada? <laughs> bir şeyler oldu. Sonra o konsollar, monsollar ha, falan da aldık yani. Evet evet o ara bir kaynadık. Ben de hemen 40 45 saatim Assassin's Creed'e gitti. Sen zaten uçtun gittin. Sen galiba bitirdin ha. galiba değil mi? Bitti mi oyun? Yok abi ben de 55. saatindeyim. Ee, bir yerden sonra için yavaş ilerliyorum açıkçası. Yalan olmasın hani seyirci ayıp olmasın diye bitireceğim ben o oyunu şu anda. Ha, Kendime de oyun serisi yapmayacağım artık diye yemin etmiştim. Valhalla'nın ilk saatleri çok keyifli olacak. Hadi dedim bitiriyoruz. 50. saatinden sonra boka sardı. Şimdi böyle <laughs> kaldım. Yani. Bir kaç saatte bitecek acaba falan diye. Oğlum, Neyse bakalım. Yani. Star Trek yapsalar şöyle açık evren oyunu. Komple evrende dolaşıyorsun. Ay biz bu kadar geçmiş. Star Trek'e düşünce ben bir Star Trek'in MMO'suna girdim. Bir tane MMO'su var. Ha nasıl? Ya çok dandik yani. Şöyle dandik <laughs> pardon. Ee, yani şöyle Star Trek evrenini çok iyi yakalamış bir tayfa var. Evren olarak çok dolu içerisi. Ama gameplay olarak 10 yıllık oyun. Yani taba basmış düşme, seç, cooldown, bir tuşuna bas falan. Yani böyle çok e, aslında hani dünyası ve hikayesi için oynarsa çünkü sevimli şeyler. Ama öte yandan oynanış keyifsiz. Başkası oynasa izlerim yani. Öyle söyleyeyim ama. <laughs> Oynamam diyorsun. Oynaması çok keyifsiz tabii ki. Çünkü çok eski MMO mekanikleri var. Ama meraklısı varsa bakabilir belki. Yani Free to play'i de almışlar galiba. Şeyi vardı onun aslında Star Trek'in çok güzel bir VR oyunu vardı. Baya deck'te takıldığın e, Enterprise'i evet. yönettiğin. Dünyanın en az satan VR oyunu çünkü co-op VR oyunu. 4 kişi oynaman gerekiyor evet. ve oyun 210 TL ve VR seti 400 dolar falan böyle hakikaten elit gaming yani altı kaplı tahtında oturarak oynadığım bir oyun var. Yani böyle yani. Sanırım hiçbirimizin 4 tane VR olan arkadaşı yok ya. Benim... <laughs> <laughs> yani çok üzücü. Benim bir tane VR olan arkadaşım var. O da başka bir VR, PS VR var onda. Da o yüzden Oğlum. anladın mı? Yani dört tane HTC Vive Oculus Rift'te olan kankalar grubu buluşmak gerekiyor oyun için. O da ayrı bir şey yani. bu Evet arada. ya, çok tatsız. Neyse umarım bir gün çok güzel bir oyunu çıkar ama tabii şey de dengesi de nasıl olacak abi? Yani siyaset mi yapacaksın? Savaşacaksın mı? Aksiyona mı gireceksin? Güzel aslında biraz şey çok iyi bir role çıkabilir aslında. Tamamen diyalogla ilerlediğin çok kaliteli bir roleplay play çıkartabilirler. Şimdi çıkmaz abi. 2010'lu yıllarda çıkmadıysa 2020'li yıllarda asla çıkmaz. Ya uğraşmazlar ben, tabii. Ben, yani. uğraşmazlar abi. Ben, yaptırmazlar abi, abi. Yaptırmazlar. O da yüz. skin satma sistemleri kutu açma Fall Guys falan. Yani artık oyun dünyası başka bir yere gidiyor abi. Yani yapacak bir şey yok. Şey çıkar Daha mı? <laughs> rahmetli Raven Studios mesela çok güzel bir shooter oyunu yapmıştı. Star Trek Next Generation. Pardon Voyager evreninde geçen. Ha, güzel ve Voyager evrenini de çok güzel kullanmışlardı. Hani dizinin bir bölümüymüş gibi bir shooter oyununa giriyordum. Hoştu mesela ama o dönem mesela o çıktı ki bir shooter'dı yine yani bir Kotor gibi bir BioWare falan el atmadı bu işlere. Ah, Bio Zor ya Star Trek Star Wars kadar satmıyor ve işte ekstra emek istiyor falan filan. Star Trek şu an güzel dizisi çıkmıyor. Kaldı ki oyunu çıksın. Abi hani evet ya yani, dizisi filmi bile çıkmıyor. Ya yani tabii biraz da genç yani genç demeyeyim artık. Tabii şimdiki neslin daha doğrusu nesil de yanlış. Şu anki yaşlılar bile bence almayabilir ya Star Trek'i. Yani çok şey de değişti. E, dizi mekanikleri, ortam, algılar çok çok farklı bir yere gitti yani. Yeniler o açıdan... Sen zaten hep onu eleştiriyorsun ya ben daha izledim de çok aksiyon ya da işte hiç anlamamışlar diye. E çıkan da öyle çıkıyor yani. Kaçamıyorsun. Abi orada. yeni yenilerin eleştirisini... E Yapacağız, yapacağız. Yapacağız, yapacağız. Bir noktada çünkü merak edip basacaksın ve küfür etmek isteyeceksin <laughs> ve o zaman konuşacağız biz nasıl? <laughs> 5 sene sonra 140 turuna videomuzu yapar belki. Star Trek seviyorlardı ve Sevdirtmediler bari falan. <laughs> İnanılmaz bir müzikle. Neyse bölüme geçelim. The Price bölümü. Bu bölümde Diana Troy ya bir çaklı sandığı ver bana bakalım makine diyor. Sonra bakıyoruz ki biraz morali <gülüyor> bozuk. <gülüyor> ha? Çok sevdin sen bu bölümü. Ben bu bölüme bayıldım. Yani <gülüyor> <gülüyor> ya üçüncü sezonun bence en zayıf bölümlerinden biri ama sen önemli bir şey var dediğin için ve ben kesinlikle şu an anlamadığım için e, yine de aldım. Aslında bir ya bir küçük birkaç şeyi sevdim ama Dayana Troy'u kötü kullanımı devam ediyor dizide. Yani Çaklı Sandy özledim makine sandı ver bana çikolata ver sonra e, deke giren toplantı e, toplantıya giren yakışıklı rale böyle ay falan olması ya tabi orada yapmak istediklerini anlıyorum yani Şu ya bir, bir anda geliyor şey saçını açıyor falan o dedim bir dakika bu konsent <laughs> bir hareket böyle <gülüyor> <oluyor> <gülüyor> ya. ne yapıyorsun ya tabi <laughs> şey düşünmüşler herhalde ya Diana Troy hep e, kimse sallamıyor Riker bile ne yaptı belli değil kadını unuttunuz unuttunuz demek istiyorlar ama bence biraz kötü anlatmışlar bunu. Konu da biraz şöyle özetlersem e, farklı gezegenlerden farklı ırklardan pardon gelen temsilciler e, kara delik ihalesine giriyorlar <laughs> bölümde belediyenin açtığı e, ve bu ihalede e, kim alacak e, sevgili kara deliği diye uğraşıyorlar orada da Ral diye bir karakter çıkıyor ve bu karakteri de polis akademisinden hatırlayabilirsiniz polis akademisi 5'te mi ne vardı oradan geldi benim de aklıma Düm, nereden nereden ben nereden tanıyordum öyle bir şeydi neydi Mahonilerden bir tanesi. Ya aynen, da Mahoni muadilleri geliyor Muha diye sonradan. Muadillerinden biriydi. Aynen işte. <gülüyor> Muadili. <gülüyor> Kariyeriz... aynen, ben hatırlıyorum bunu ya. Evet evet aynen. Galiba yeğeni miydi, kuzeni miydi ya da torunu muydu? Öyle bir şeydi galiba. Saçma bir şeydi yani. Abi bu bölüm e açıkçası açıkçası Troy Troy'la Val arasındaki bu muhabbet çok sıkıcı. Ee, böyle bir şey, böyle tatlı bir şey eklemişler. Evet. Bir de ikisinin arasındaki herhalde şey muhabbeti elle tutulur. Hani sen diğer ırklarla olan münasebetinizde hissiyat duygu okuyup kaptanına bilgi veriyorsun. Hani senin yaptığın bir nevi askeri casusluk. Biz pazarlıkta kullanıyoruz, mal alıp satıyoruz. Hani biz mi kötü adamız, sen mi kötü adamsın falan gibisinden böyle bir çocuk bir açılım yapıyor orada. Hafif çakal bir açılım ama bir yandan da fena bir soru değil aslında. Yani çünkü Picard da hiçbir günden bir güne konuştuğu kaptanlara şey demiyor. Evet, e bu arada zihincilerinizi okuyan birisi var, empat var falan diye bilgi vermiyor açıkçası yani. Bu da hani federasyonun da e, hamlelerinde bazen küçük çakallıklar olduğunu hatırlatıyor bize. E, o yüzden şey yani Diana Troy'un bu konuyu bu şekilde kitlemesi aralarındaki husumetin oradan çıkması bence güzel bir şey. Yani Bütün o e, ilişkinin Aa, hay Allah falan diye bitmesi ilginç. E bir yandan da Val ve Ryker arasında böyle ekstradan hem poker diyaloğu hem masa pazarlığı evet, hem de tam poker. Malını aldım, da alırım falan tatlı <laughs> böyle. Bir ait da yaşanıyor falan böyle. Ryker falan diyor ki işte işte yani Troy mutlu olacaksa ben önemsemem falan filan çekiyor ama ötekisi böyle işte kara delik de benim olacak, kara kızı da benim olacak. <laughs> falan tarzı. <laughs> muhabbetlerine giriyorlar böyle serse. Şişman çocuk oluyor bir anda değil mi o Türk filmindeki böyle. Bineceğim burcu kırmacağım <laughs> Bir yandan da ikisi de empat olduğu için galiba birbirlerini hakikaten seviyorlar ha. O da ilginç bir şey. Şimdi böyle şey ya karşıdaki karşıdakini kandıramadığı bir ilişki içindeler ya bunlar aslında. Evet. Herkes herkesin duygusunu okuyor. O ilk başta karşılaşıp ondan sonra hızlıca cimaya geçmelerinin sebebi de muhtemelen o. Hani böyle biz dışarıdan izlediğimizde buralar hemen laps diye düştüler diyor sonra. Hani kötü yazılmış gibi geliyor belki. Hatta bir çit kötü yazılmış. Yani keşke orada birazcık evet. daha şey anlatırlarmış. Ya bunların ikisi de empat olduğu için aa bu benden hoşlanıyor, o da benden hoşlanıyor. Yani karşıdakine karşı hiçbir şey çekincen yok. Ya işte açılır mıyım? Yanlış mı anlar Oyun miyim? yapmana falan gerek yok ya. Yani. Evet evet hiç böyle. Ha, tamam ya ilk, ilk, yani ilk bakışta aşk yaşayabilen insanlar belli ki empatlar. Bu dizinin bu bölümü biraz onu düşündürdü bana. Çünkü bakıyorlar birbirlerine. Ha bu beni beğendi diyor. O da içinden diyor ki bu da beni beğendi diyor. Yapışıyorlar. Yani o kadar Açık bir iletişim var ki ikisinin arasında. O da onu görmek de güzel bir şey. Ama bu bölümün asıl güzel tarafı politika, politika, politika. Ben çok seviyorum bu bölümün politikalarını çakaldıklarını. Evet, bu arada şeyi hatırlatayım. Barzan 2'den B Bavani, e Mendoza Federa Federasyondan, e pardon, kimdi o? Tone şey. işte. Aynen layer e, şey geliyor. E, bir dakika. Mendoza geliyor pardon yanlış söyledim. Bir de Aha. Ral geliyor aynen. E, üç taraf Sonra da Ferengiler çıkıyor geliyor. Çünkü biraz da komediye ihtiyacı var. Benim. Ha, tabii Ferengiler geliyor. Kayseriler geldi, geliyor. Ferengilerin, bu arada yani Ferengilere sürekli Kayseri diyorsun. Neyse ki Kayserilisin de. <laughs> evet. Ekstradan bize Kayserilere böyle diyemezsin diyemiyoruz. Kayseri olduğum için bu espri yapabiliyorum. Bir daha notun düşüm Cidden Kayseriyim bu arada. Kimse inanmıyor ama evet öyle bir çok bağım olmasa <gülüyor> da. <gülüyor> yani e, bir de şey diye geliyorlar ya böyle hemen işte federasyon sandalye getir oğlum falan filan gibi böyle aşırı asap bozucu. Oğlum ne kadar rahat. Şey. <laughs> Biz seni <laughs> mi dinleyeceğiz lafını mı Baya Bayağı şey böyle e, Cerrah Paşalılar toplantıya geliyor. <laughs> tabii tabii direkt yani bayağı heriflere gelmez. Ama pazarlıklara değil. Kim ne veriyorsa aynısını veririm üstüne de iki altın falan diye <laughs> Tam böyle iğrenç monopoli pazarlığı yani, tamam mı? Ben, monopoli de açık arttırma olduğunda falan ben kullanırım aynı taktikleri. Şey derim. En yüksek teklifini üstüne bir arsa da ben koyacağım falan derim böyle iğrenç <gülüyor> iğrenç böyle <laughs> pis monopoli pazarlıklar. Oğlum sen monopoli monopol oynamak zaten hem zevkli hem de bir sinir bozucu ya <laughs> Best canım ben. De. Ama evet. işte bu pazarlık şey keyifli işte ya. Bu e, aslında biraz hani evreni şu açıdan geliştiriyor. Böyle yer yer bazen çok yalnız bir diziye dönüşüyor ya Star Trek. Yani evet. gidiyorlar. Bulutların içinden yaratık çıkıyor, işkence ediyor. Bilmem neye gidiyorlar. Terk edilmiş gemi buluyorlar arada iki tane klingona rastlıyorlar, bir tane şeye rastlıyorlar. Hep böyle bir boşluk içerisinde geçiyor gibi geliyor ama ben bu şey bölümlerini o yüzden bir tık daha seviyorum. Diplomasi bağlamındaki görevlerle yani bir diplomatı bir yere yetiştirmek ya da mesela bu sezonun ilk bölümü olan bilim adamı kara deliğe gidecek, bilim adamını kara evet. deliğe götür. Yani büyük bir evrenin içerisinde görevleri olduğu bölümler bir çıt daha hoşuma gidiyor. Ee, bu bölüm mesela Star Trek evreni açısından şeylerde çok kıymetli. Kara delik açılabilmesi, stabilize bir kara deliğin inanılmaz uzaklıkları birbirine bağlaması, farklı galaksinin kuadrantları var. Artık o kuadranttan ne kadar uzaksa aşırı kıymetli bir şey bu kara delik. Hı hı. Ve federasyon filan gibi devası. Federasyon çok büyük bir örgüt yani. Anladın mı? Tabii. O bile pazarlığa oturuyor bunun kullanımı için. E çok ciddi bir mesafe şey. Aslında baya yani bugüne baktığında şey de var ya Elon Musk'ın böyle işte Rusya ile Amerika arasında tüp bağlayacağım <laughs> ve işte bir saatte gideceğiz falan tarzı. Tabii, projeleri tabii. vardı. Aslında o baktığında bu dönemin de en büyük derdi aslında hala hızlı ulaşım. Yani birçok açıdan birçok şeyi etkileyen, ticaret de değil sadece. Entertainment'ından hani ticaretin her şeyi etkiliyor. Tabii tabii. O yüzden çok güzel. Ya, o, açı, o konu çok güzel zaten ama Troy plotunu iyi bağlayamamışlar işte. Yani Abi, çok cheesy bir anlatım içerik. var orada. Ya şimdi Troy bekar kadın. Ha bekar kadın evet. Abi ne yapar? Çikolata yer, dondurma yer, evde oturur falan. Böyle <laughs> tamamsa elemek bizi açacak izleyecek arkadaşlar. Yani <laughs> yani o kadar klişe bir kadın olarak yazmışlar ki Diana Troy'u burada. Evet maalesef. Biraz şey olmuş. Küçültücü olmuş diyeyim yani benim yani biraz böyle şey oldum yani. Hani yalnız kadın odasına geliyor yorgun ve san deyip dizi izleyecek falan böyle. Ya böyle biraz hani ekip şey, kaçıyor. 778 yılında da mı kaç yılında olduğunu da bilmiyorum şu anda da yani. Bu yılda da mı böyleyiz. Hani bir de şey muhabbetleri var işte bilgisayar diyor ki bana bir sandi yapıştır diyor sandi mi fondü mü bir şey iste çıkılacak sandi sandi Chocolate sandi istiyor yani, bilgisayar diyor yapam sandi diyor ama diyor öyle dandik sandi yapma harbi sandi yap filan diyor bilgisayar diyor ya sizin istediğiniz sandi çok şekerli onu ben yapamam falan ya Diana notu önce sandi al sonra ekstradan şekerli çikolata sosu iste onu da üstüne katmacım ya. yani <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> ya <böyle gülüyor> bunu da biz mi düşünelim diyor <laughs> Ya böyle birazcık şey bozu yani Şapşik de yanlarının maceraları gibi oluyor ya böyle biraz yani. Evet ee, yani üzücü. yoksa baksın. Birçok, senin, açıdan, birçok açıdan progresif bir ama bu kadınları iyi işlemek konusunda zorlanıyorlar hala yani. Yok yok öyle canım. Kesinlikle öyle. Bir de zaten tek kadın Troyla Crusher kaldı. Crusher hadi yine daha efektif. Hani bir şekilde doktor hep tıbbi bir şey ya da bilimsel bir sorun oluyor. Yani La Forge'da ikisi böyle şey gibi, böyle yedek oyuncu gibiler. Abi e, ...mühendislik var. Laforge gir koçum. Sen hemen oyuncu değişikliği. Daha Adam böyle... Aynen. Patlat. <laughs> Aynen. Gel... ...Krasher'ın e, sağlık sorunu var. Böyle tıbbi bilim... ...oralara gireceğiz. Hemen bir oyuncu değişikliği. Ama Troy... Böyle hep... ki ...ileriki bölümlerde ondan bahsedeceğim... ...özellikle. Hep böyle bir random... ...giriyor oğlum. Yani kadını kullanmayı... ...unutuyorlar. Gerçekten özelliğini kullanmayı... ...unutuyorlar. Burada aslında dediğin şey doğruydu. Ben... E, sen onu yakaladın. Güzel. Hani şey noktası işte... Karşısındaki'nin telepat olduğunu anlayıp... ...hani daha empati aslında... ...empati üzerine bir abimiz RAL... ...ve kendini serbest bırakma ihtiyacını... ...duyması çok iyi... ...diğer yandan da e, ikinci konuda şey işte... ...diğer plot... ...bunu karşı tarafa söylenmeden... ...kullanılıyor olması... ...RAL aynısını yapınca çıkar oluyor da... ...sizinki çıkar olmuyor mu tartışması... ...bu iki plot çok güzel... ...ama işte bunları demin senin de anlattığın... <laughs> ...o cheesy kadın karakterden anlatınca... Çok geçme ama sonda Troy'u biraz şey yapıyorlar. E, o çıkışı falan güzel. Ben bir şey söyleyeceğim yalnız falan işte. Bak siz beni dinlemiyorsunuz ama sormuyorsunuz bile. Ben söyleyeceğim. Picard böyle buralarda biraz Troy'u unutuyor gibi. Bilmiyorum özellikle mi? Hani öyle planladılar ama nasıl gidecek ya, bence merak yazarlar ediyorum. Ve hakkını veremiyorlar. Evet. Ya bir de Hollywood'da 80'ler açıkçası kadın yazarların sektörü yeni yeni girdiği yıllar. Yani evet. şey ilginç yani Star Trek ne kadar hani kadınlara başrol vermeye çalışsa da ee, bu bölümlerin mesela genel okumasını yapan yine bir kadın editörleri var başlarında, ama hep yeni yeni ve mesela aslında böyle daha kadın kadın hikayelerin anlatılmasını bir Hollywood'da 2010'lu yıllardan sonra görmeye daha çok başladık. Daha nasıl söyleyeyim? Hani erkeğe hitap etmesine gerek olmayan kadın hikayeleri anlatılmaya başlandı. Bu yıllarda hep birazcık şey alışkanlıkları devam ediyor. Yani neticede bizim asıl seyircimiz her, erkek, kadın da çok güzel kardeşimiz o da bulunsun. Ama neticede o bize dinle. erkek istiyor. Zaten Crusher'la Troy'un inanılmaz bir tane anlamsız domalmalı eğilmeli bir tane anlamsız bir spor sahneleri var bu bölümde. İnanılmaz cringe. Abi İkizlik evet de... ya. Bir anda yogaya oturuyorlar orada. Yani öyle bizim gemide karılar da var unutmayın falan gibi böyle tövbe estağfurullah bir sahne yani. iyiydi biz o insanları kafamızda öyle de konumlandırmadık ki. Yani ben ne Crusher'a ne Troy'a bu dizide bakarken hiç şey olmuyorum. Üf, yalnız doktordayım falan gibi olmuyor. Yani Böyle bir ne bileyim ya yani iş, iş kötü işlemişler o kısımları. Ha ama öte yandan. Hı. Öte yandan. Spoiler değil de spoiler bilmiyorum. İlginç bir bilgi vereceğim burada. Aslında genelde önemli bilgileri vermem fakat iki tane çok güzel Star Trek dizisi daha var bunlar Next Generation vitesiye başlıyorlar. Yani tam böyle Next Generation'ın son sezonları yaklaşırken Deep Space Nine diye bir tane dizi hmm. başlayacak. Deep Space Nine devam ederken de Star Trek Voyager diye bir tane dizi başlayacak. Bu üçü zaten altın Star Trek dönemi, yani Next Generation, Voyager ve Deep Space Nine üçlüsü, hani Golden Star Trek, hani en, en ideal Star Trek bu. Onların ta o... evrendeki timelineları biraz iç içe galiba zaten. Bakmıştım şöyle. Öyle, başları sonları birazcık kesişiyor birbirleriyle. Ee, tabii her türlü time travel muhabbeti olduğu için her şey herkesle kesişebiliyor yani, yeni tabii. geldiğinde bazı bölümlerde. Fakat şimdi sana bir bir şeyden bahsedeceğim. Söyle bakalım tanıdık geliyor mu? Deep Space Nine'ın temel senaryosu şu: ee, Galaksinin farklı bir kuadrantına uzanan stable bir wormhole keşfedilir. Hmm. Buraya yakın federasyon bir, bir e, starbase kurar. Burada iki tane ırk arasında bir iç savaş devam etmektedir. Oradaki kaptanımız Sisko, e, bu e, wormhole'un başındaki e, sta şey uzay üstünü yönetmekle görevlidir. Maceralar gelişir. Hmm. Bu bizim bu bulunan wormhole mu bu? Başka wormhole Aynı yani wormhole değil. Hayır. Ha, sadece değil buradaki fikir. Ha. Yani bu fikir çok hoşlarına gitmiş sonradan birilerine. Ha, çünkü ha direkt çok fikir almışlar sadece. Okey. Fikir almışlar. Yani fikir çünkü çok önemli. Stable wormhole bulunuyor ve gerçekten galaksi değiştirecek bir şey. Yani buradaki olay gerçekleşmiyor ama başka bir wormhole da bu olay daha sonra koca bir diziye hmm, dönüşüyor. Anladım. Şimdi bölümün önemi ortaya çıktı o zaman. Okey. Voyager'dan bahsedeceğim sana. Ee şey USS Voyager isminde bir gemi vardır. Bir çatışma sırasında bilmem kimi kovalarken bir wormhole'a girmek zorunda kalır. Unstable bir wormhole'a. Wormhole arkalarından kapanır. Onlar da başka bir kuantrantta mahsur kalırlar. Dizi bitene kadar dünyaya dönmeye çalışırlar. Ne kadar gemi... geldi bu da. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle e, işte şey, Diana Troy, sandisini yiyor, bekar erkeklerle sevişiyor falan gibi gözüken bir bölümün altındaki politik kısım, sonradan birilerinin kafasını kaşımış. Abi çok iyi ya. Ve o güzel. Kaşınmadan iki tane daha dizi çıkıyor Next Generation, Next Generation. Yazarlar ortak değil ama galiba değil mi? Başında, kıçında başlıyorsun yani. Yok değil, değil, evet. değil. Yani burayı yazanlar öbür iki diziyi yazanlar aynı insan değil. Ama ilham vericilik açısından işte güzel. bu bölüm aslında çok tuhaf bir öneme sahip. Yani bu bölümü izlerken bu bölümün kalitesini belki arttırmıyor bu. Ama hani seyircinin bilmesi açısından buradan sonra devam edecek iki tane dizisi var Next Generation'dan sonra Star Trek Evren'in ve ikisi de çok kaliteli diziler. Bu bölümdeki iki olay yani üzerinden pazarlık eden Stable Wormhole ve Stable Wormhole'un öbür tarafında kalan iki tane komik böyle ferengeler kalıyor orada böyle komedi gibi ee, ne yapacağız şimdi falan diye kalıyorlar ya. Evet. Onun sonra koca bir geminin abi 98 senede dönüyoruz dünyaya ne yapacağız şimdi <laughs> macerasını dönüştürüyorlar inanılmaz bir drama ortaya çıkıyor. Tabi başarılı buluyorum ben fikirler iyi. Şey burada aslında şu şey muhabbeti var ya onu destekliyor gibi biraz. E, Picard bir noktada şey diyor wormhole'a proverbial lemon diyor. Bu da şey hmm. demekmiş işte hani e, düzgün çalışmayan e, samtik bir cihaz. O da ya. şeyden geliyormuş işte hayat sana limon verirse limonata yap. Data da hmm. bunu anlamaya çalışırken sus sus sonra diyor ya. Biraz böyle fark etmeden galiba onları refer etmiş. ya yani buradaki fikirlerden adam limonata yapmış sonradan. Güzel olmuş tabii yani. tabii tabii aynen öyle. Doğru güzel benzetme oldu. Okey var mı bölümü ekleyeceğim? İki katmışlar ve iki kaliteli dizi çıkmış. <laughs> <burada. gülüyor> <laughs> Sandi san yok ha <abi>, limonata yapalım. <laughs> var mı ekleyeceğim yok. başka bir şey benim? Yok, yani... Hmm. E, şey ilginç tabi Galakside kuadrantlar var, wormhole'lar insanları çok uzak yerlere fırlatıyor falan. Bunlar da en azından Star Trek evreni için ilk kez burada geçen detaylar. Biraz bilindik detaylar tabii. Hani böyle inanılmaz bilgiler almıyorsun ama mesela ne bileyim. Kuadrant kelimesini şu noktaya kadar aslında duymamıştık hiçbirimiz. Sürekli bir takım ışık hızlarına çıkıp çok uzağa gittik kaptan falan demiyordu evet. ya. Hani hiç abi Sigma kuadrantına geldik falan demiyordu. Böyle yavaş yavaş evren arkada oturmaya devam ediyor bu arada. Ve yani çok genişledikçe büyüklüğün içinde kayboluyoruz yani. Bu, bu da hoşuma gidiyor ya. Kaybolmak güzel. Sonradan böyle Star Trek haritaları çıkacak. Mesela ne, şey, Star Trek MMO'su o konuda çok başarılı. Bütün dizi ve filmlerin içerisindeki her şeyi aynı anda tek evrende biriktirmeye çalışmış, birleştirmeye çalışmışlar MMO'da. Evreni çok daha iyi kafanda oturtmanı sağlıyor MMO. Çünkü bütün referans kaynakları toplayıp oluşturmuşlar ya oyunu. Güzel bir derleme olmuş böyle. Şey var mı? Bir ara ya yani çok bakmadım bu arada. Kitap var mı Star Trek üzerine? Yani yazılmış evreni genişleten. Kalite. yani ama böyle hani kitap var mı derken ulan bu okudum mu aklın çıkar falan. Çok var abi. İyi bilim kurgu yazarlarının hepsi bir tane falan Star Trek romanı yazıyor. Yani şey var çünkü burada da Star Wars'daki bir expanded universe dünyası var. Ya şöyle söyleyeyim. Bu izlediğimiz bölümlerin hepsinin falan bir romanda devamı var. Devamı var biliyor musun? Oo. Acaba Morgan'a sonra ne oldu falan? Yani böyle şu kadar, şu kadar kitabı var Moriarty'nin maceraları falan diye, çünkü Aa, çok Star Trek hayranları, böyle hakikaten eli baltalı hayranlar. Ee, ne olacak, adam diyor ki 5000 satacak diyor, bastırıyor yok. Koca Amerika 200 milyon nüfusu var, Yani anladın mı? Ya Yüzde 10'u, yüzde yani. 1'i Star Trek hayranı olsa 2 milyon kişi var. Yani Star Trek ve Star Wars'un Amerika'da en azından collectible dünyası ve o kitapların da aslında collectible'ın bir parçası olması, Kimi zaman çok kalitesiz de olsa bir sürü bilim kurgu yazarının şeyi olmuştur hep. Mesela adam sonradan çok iyi bilim kurgu eserlerle çıkacak karşımıza. Bakıyorsun gençliğinde Star Trek mesela bölümü yazmış olabiliyor ya da böyle kitabı yazmış olabiliyor. Anladın mı? Bir kitap yazdırı vermişler. Yazı ver şimdi Kaptan Picard. <laughs> Kaptan Picard'ın kulonu Troy'un kulonuyla aşk yaşıyor. Para yapıştır. Ha. Böyle, <laughs> doktoru bölümü gibi yani böyle çok aman aman genel evrenin etkisi olmayan böyle romancıklar var ama onlara çok düşmemek lazım referans çok fazla yapı var. Ama referanslar da kendi içinde bölünüyor. Çünkü işte Calvin evreni giriyor. Sinematik evren. Sonra o sinematik hmm. evren biraz etkili oldu ama tam da etkili olmadı. New Trek dediğimiz bu Discovery ve Picard'lar var. Bir de Trek de böyle parça parça. Çok şey bir evren ya. Girdikçe kaybolursun yani. Gençler. Kafayı yirsin. Yani alamıyor. <laughs> bir noktada belki onlarla Expanded Universe için sonunda bir tane ek bir video yaparız kısa. Güzel olur. Video. <gülüyor> <gülüyor> yaparız yaparız. Yersin <laughs> <laughs> ona başka adam bu ben, ben. var ya hep Star Wars'da da böyle olmuşum. Burası Star Trek'te de bir noktadan sonra tabii ki ben daha derine gitmeyeyim abi. Yok başka yok, yok. okuyup yapmayacağız, yapmayacağız zaten. Genel bahsedeceğiz işte kitabı var çizgi romanı var şu su var bu su var falan gibi. İsteyen baksın ben de, ok, ben de o ok, Ölümcül olur ben yani. Ben de bu işlerde. Evet. Ee, yani onlarla uğraşacağımın Next Generation'da bir kere daha izlemeyi tercih ediyorum ben mesela öyle söyleyeyim yani. E biraz özünde kalmak iyi oluyor bir yerden sonra çok dağılmamak da lazım. Peki o zaman 8'i kapatıyoruz. Bir sonraki bölümde 9. bölüm 3. sezon Vengeance Factory konuşacağız. Zaten bundan sonraki 3 bölüm de biraz böyle daha tematik gibi. Artık 9. bölümde konuşuruz. Takipte kalın. Güzel beğendiğiniz e, diziden referansları yoruma yazmayı unutmayın. Onları seviyoruz, okuyoruz, goncuk diyoruz. Kanala abone olun. Çana tıklayın. Çan var. O çana bak aboneler az tıklıyorsunuz o çan. <laughs> az tıklanıyor çana. Çanlara tıklayacaksınız kardeşim. Aynen onlar tıklansın. Hadi öpüyorum. Görüşürüz.